Merhaba, bilim, teknoloji ve oyun dünyasından haberlerle karşınızdayız. Türkiye, geçtiğimiz hafta pek çok internet sitesini etkileyen ancak ucuz atlatılan bir siber saldırıyla karşılaştı. Kasım ayı ise pek çok kampanyaya ev sahipliği yapıyor. Hepimiz internet sitelerine gireceğiz ve alışveriş yapacağız. Peki internette alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Siber güvenlik uzmanları 5 önemli uyarıda bulunuyor. İnternette alışveriş sırasında en büyük önlem güvenli bir şifreye sahip olmak. Şifreleriniz mutlaka harf ve rakamlardan oluşmalı. Kolay hatırlanabilen ancak başkaları tarafından tahmin edilmesi zor şifreler seçmek gerekiyor. Sürekli olarak aynı şifreyi kullanmak da sakıncalı. Bu sebeple şifrenizi belli aralıklarla güncellemelisiniz. Güvenli alışveriş için kurumsal firmaları tercih etmek çok önemli. Cihazınıza indirdiğiniz uygulamalar hakkında önceden araştırma yapmalısınız. Doğru uygulamayı indirdiğinizden veya doğru web sitesini açtığınızdan emin olmalısınız. İnternet sitesinin güvenlik sertifikasının olması ve güncel bir virüs programı kullanmak da son derece önemli. NASA bir süredir Ay'da koloni kurmak için yoğun mesai harcıyor. Bu hayalin gerçek olması için bir sorunun yanıt bulması lazım. Ay, yeni yerleşimcilerine ne gibi imkanlar sunacak? İşte bu sorunun yanıtını arayacak olan uzay aracı tanıtıldı. NASA, Ay'a gidecek yeni uzay aracını görücüye çıkardı. Aracın adı Viper. Görevi 100 gün sürecek olan Viper, Ay'daki doğal kaynakları araştıracak. İlk hedef su bulmak. Viper bunun için Ay'ın güney kutbunda bulunan buzulları inceleyerek haritasını çıkaracak. Böylece buzulların kurulacak koloninin su ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağı sorusunun da cevabı bulunmuş olacak. Viper'ın Ay'a 2022 yılında gönderilmesi planlanıyor. Bir golf arabası boyutlarında olan aracın NASA'ya maliyeti ise 250 milyon dolar. Sosyal medya platformları birer birer siyasetten arınmanın derdinde. En radikal kararsa Twitter'dan geldi. Twitter artık siyasi reklam almayacak. Açıklama Twitter CEO'su Jack Dorsey'den geldi. Dorsey, kararın 22 Kasım'da uygulamaya konulacağını ve her ülke için geçerli olacağını açıkladı. Bu karar sonrası, Kasım 2020'de gerçekleşecek Amerikan seçimleri de dahil olmak üzere tüm dünyada hiçbir siyasinin reklamı Twitter'da yer alamayacak. Böylece siyasiler çok kısa zamanda kitlelere ulaşma konusunda büyük bir silahlarını da kaybetmiş olacak. Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu son dönemde yanlış bilgiler içeren siyasi reklamları yayınlamakla eleştiriliyordu. Yapay zeka insanla olan rekabetinde bir zafere daha imza attı. Yeni geliştirilen bir yapay zeka, antik Yunan yazıtlarını insanlardan daha yüksek bir başarıyla çözmeyi başardı. Google'la Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirilen yazılımın, antik dönem yazılarının deşifresinde %70 oranında doğru sonuçlar verdiği saptandı. Bu oran, insanlarda %40 seviyesinde. Yani yapay zeka, bu alanda tecrübeli arkeologlardan çok daha doğru sonuçlar elde ediyor. Bilim insanları söz konusu teknolojinin deşifre edilmesi zor tarihi yazıtlara daha hızlı ışık tutabileceği görüşünde. Pythia isimli yapay zeka, muhakeme yeteneği sayesinde hasar görmüş kalıntıların eksik kalan karakterlerini yorumlayabiliyor ve yazıtı bir bütün olarak ele alabiliyor. Bu sayede bugüne dek anlamlı bir bütün oluşturulamayan parçaları, eksik yazıtların deşifre edilebilmesi de sağlanabilmiş olacak. Şimdi sırada kısa bir haber turumuz var. Bebekler sayıları söylemeden önce saymayı öğreniyor. Bu iddia Maryland'teki John Hopkins Üniversitesi'nde çalışan bilim insanlarından geldi. 13 ila 20 aylık 80 bebeği inceleyen araştırmacılar, bebeklerin 1, 2 ve 3 demeden yıllar önce sayılara dair fikri olduğunu belirtiyor.
Araştırma ekibinin lideri Lisa Fagenson, araştırmanın bebeklerin aslında dünyaya dair çok karmaşık bir anlayışa sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Gökbilimciler, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında yer alan Hygieia'nın cüce gezegenliğe terfi etmesi görüşünde. Bilim insanları Hygieia'nın kendi kütle çekimini yaratacak ağırlığa sahip olduğunu, bu yüzden cüce gezegen olarak sınıflandırılması gerektiğini ileri sürüyor. Bir gök cisminin cüce gezegen olarak sınıflandırılabilmesi için Güneş'in etrafında dönmesi ve başka bir gezegenin uydusu olmaması gibi kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yeni iPhone'ları eleştirdi. Apple'ın CEO'su Tim Cook'a ithafen bir tweet atan Trump, iPhone'daki ana ekran tuşunun geri gelmesini istedi. Apple, en son fiziksel tuşa sahip olan telefonu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Şirket, daha sonra tanıttığı modellerin hepsini çerçevesiz ve fiziksel tuşsuz olarak dizayn etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin insansız uzay uçağı rekorla dünyaya döndü. X-37B isimli insansız uzay uçağı 780 günlük yolculuğunun ardından Florida'daki Cape Canaveral uzay üssüne indi. Uzay aracının yaptığı 5. uzun mesafe yolculuğu olan uçuş, insansız uzay uçaklarının yaptığı en uzun sefer olarak da kayıtlara geçti. NASA tarafından 1999 yılında tasarlanan uzay uçağı projesi 2004 yılında Pentagon'a devredilmişti. Elektrikli otomobilleri yollarda görmeye alıştık. Sırada gökyüzü var. Çin'de görücüye çıkan elektrikli uçan taksi ilk denemesini başarıyla geçti. Çin'in ilk 4 koltuklu elektrikli uçağı test uçuşunu gerçekleştirdi. Shenyang Üniversitesi denemenin başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklamada uçağın kalkış ağırlığının 1200 kilo olduğu ve 1,5 saat havada kaldığı belirtildi. RX-4A isimli uçak, kısa mesafe taşımacılığı, pilot eğitimi, hava fotoğrafçılığı, haritalandırma ve diğer alanlarda kullanılabilecek. Konya'da üretilen bir robot, İstanbul'daki düğünde nikah şahidi oldu. Piste çıktı, gelinle karşılıklı göbek attı. Bu haftaki Tekno Hayat'ı bu düğünden renkli görüntülerle kapatıyoruz. Benim adım Mine Ada. Şahitlerimizin Mine Ada'ya özel bir alkış alalım.